İyi akşamlar efendim. 18 Aralık 2023 Pazartesi saat 19 Fox Ana Haber'desiniz. Ben Selçuk Tepeli. Bugünkü etiketimiz aranıyor. En çok akıl, fikir, şuur, bilinç aranıyor tabii bizim memleketimizde. Sorumlular aranıyor. Verilen sözler tutuluyor mu tutulmuyor mu onlar aranıyor. Adalet aranıyor, huzur aranıyor mesajlara bakıldığında. Bakalım, umut aranıyor elbette. Bakalım şimdi ilk haberimizle başlayalım. İstanbul'u korkutan deprem. Öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki deprem coğrafyası. Vakit dar. 2030 yılına kadar Marmara için 7 ve daha büyük bir depremin olma olasılığı %50 dersem vakti siz düşünün, takdir sizin. Türkiye peş peşe iki depremle sarsıldı. Önce saat 23.53'te Yalova Çınarcık merkezli 4,1 büyüklüğündeki depremle sallandı Marmara. Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi. Çok geçmeden saat 01.15'te Gümüşhane Kelkit'te 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Gözler fay hatlarına çevrildi. Çınarcık fayıyla Adalar fayı arasında bir çöküntü zonu var. Onun içinde normal faylar var. Onlar küçük küçük depremler yaratıyorlar. Öyle bir deprem bu. 6 Şubat depremlerinin acısı taze. Olası büyük İstanbul depremi için de vaktin daraldığını söylüyor uzmanlar. Hissedilen her deprem o gerçeği bir kez daha hatırlatıyor. Yalova Çınarcık merkezi 4,1 büyüklüğündeki depremde İstanbul, Balıkesir ve çevre illerde hissedildi. Deprem profesörü Haluk Eyüdoğan'a göre büyük İstanbul depreminin beklendiği faya komşu bir fayda yaşandı deprem. Sonrasında da 10 artçı sarsıntı daha kaydedildi. Hatay'dan geldiğim için 6 Şubat gecesini tekrar hissettirdi bana. Ekstra bir gerginlik ve tedirginlik hala mevcut. Kelkit merkezi 4,3 büyüklüğündeki sarsıntıda da en büyük korkuyu 6 Şubat depreminin ardından Gümüşhane'de eğitime devam eden üniversiteliler yaşadı. Yurtlarına giremediler, geceyi ateş başında geçirdiler. İki depremde de can kaybı yaşanmadı. Ama olası İstanbul depremi için uzmanlar acil önlem çağrılarını yineliyor. Yapılan tüm hesaplara göre 2016 ile 2030 arası Marmara Denizi içerisinde 7 ve daha büyük bir depremin olma olasılığı %50. Bu büyük bir ihtimal. Bizim yaşadığımız mekanları depreme dayanıklı hale getirmemiz lazım. İktidar tarafından her yıl genel bütçeden bir pay ayrılması lazım. Efendim kusura bakmayın. Evet çok korkutucu. Evet gündem ama ne iktidar, ne siyaset, ne de milletimizin kahir ekseriyetinin buna bir çözüm, samimiyetle ve ciddiyetle bir çözüm aradığı kanaatinde değilim. Belki umutsuz olduğu için ama dünya böyle yaşamıyor. Birleşmiş Milletler'e kayıtlı 200'ün üstünde ülke var. Birkaçı dışında biri biziz, böyle bir korkuyla yaşamıyor. Bunun çözümü o kadar zor değil.